Merhaba arkadaşlar. Bugün cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu zamanlar. Bu zamanları en iyi değerlendirmek için sizlere kod yazmayı öneriyorum, tavsiye ediyorum. Şimdi arkadaşlar BST kanalına dikkatle bakarsanız dersleri basitten zora doğru getirmeye çalıştığımı fark edersiniz. Dolayısıyla Excel veba ile makine öğrenmesi günümüzün popüler konularından bir tanesi arkadaşlar, yapay zeka. Bu yapay zeka daha önce de vardı doğrusu ama son zamanlarda epeyce bir popüler olmaya başladı. Bu popüler olmasının da bir sebebi var arkadaşlar. Biliyorsunuz teknoloji çağındayız. Teknolojide veriler her geçen gün verilerimiz artıyor, boyut olarak büyüyor. Dolayısıyla big data dedikleri büyük datalar artık firmalar, şirketler, holdingler çalışmaya başlıyor. Bu dataları insan gücüyle incelemeye çalışmak, analiz etmek insanlar için zor olduğu için bir çözüm olsun diye insanlar artık bu big datalarla, büyük datalarla bu işi de bilgisayara yaptırmanın peşine düştüler. Bu konuda epey bir çalışma var arkadaşlar. Araştırmalar devam ediyor. Yani görüyorsunuz artık akıllı evler, akıllı araçlar, akıllı silahlar derken yani bu günümüzün en popüler mesleklerinden biri haline gelecek diye düşünüyorum. Sizlerden de bu konuda elinizi şimdiden başlamanızı da tavsiye ediyorum. Biz gerçi ülke olarak her zaman geç kalıyoruz bazı şeylere erişmekte. Geç kalmamak adına herkes bir birey olarak elinden geldiğini yapmaya çalışmasını istiyorum, tavsiye ediyorum. Ben en azından bu şekilde yapmaya çalışıyorum kendimce. Yapay zeka dedikleri ne arkadaşlar? Makine öğrenmesi dedikleri ne? Aslında örneklerle ancak açıklayabiliriz. Teknik konulara girdiğimiz zaman ne biz bir şey anlıyoruz, ne karşımızdaki bir şey anlıyor. Ben hayatım boyunca teknik terimlerden, teknik konularda, yani teknik anlatımlarda nefret etmişimdir. Yani okuldayken bazen hoca ders anlatırdı arkadaşlar. Hoca yine teknik anlatmaya başlıyordu. Ben dedim hocam söz alıyordum. Hocam lütfen benim anlayabileceğim şekilde bana somutlaştırabilir misin? Çünkü ben sizin söylediklerinize bir şey anlamıyorum. Yani bu olay şuna benziyor. Elinizde bir telefon var, bir de baz istasyonu var. Baz istasyonundan sinyal gelmediği zaman siz o telefonda hiçbir şey yapamazsınız. Ama sinyal geldiği zaman o telefon çalışır. Yani ben de öğretmene aynı bu şekilde diyor, hocam bana örnek ver. Anlayabileceğim bir şekilde bir şeyler anlat ki bana sinyal gelsin, sinyal alayım. Yani somutlaştır benim için. Hocam her zaman bu konuda bende de şikayet ediyordu. Yine örnek isteyeceksin diyordu. Ben de hocam bana lütfen günlük hayattan bir örnek ver. Yoksa ben anlamıyorum sizin anlattıklarınızdan. Yani çünkü ben orada bir şeyler öğrenmeye gitmiştim. Yani evet hocam anladım hocam demiyordum doğrusu. Şimdi makine öğrenmesi, biz makineyi arkadaşlar bazı datalarla, bazı verilerle eğitiyoruz. Bu eğitimin sonunda da kendisinden bir şeyler bekliyoruz. Makine öğrenmesi bu. Örnek verecek olursam okuldaki eğitim sistemimiz bir makine öğrenmesine benzetebilirsiniz. Okullarda hocalar belli süre ders veriyor, eğitim veriyor. Bu eğitimin sonucunda da öğrenciyi sınav yaparak öğrencinin görmediği sorulardan ondan cevap bekliyor. Dolayısıyla bunu makine öğrenmesine benzetebiliriz. Önce makineye bazı dataları veriyoruz. O datalarla onu eğitiyoruz. Eğitimin sonucunda da kendisinden bir şeyler yapmasını sonuca gidecek şekilde %80-90 doğruluk payı bekliyoruz tabii ki makineden. Ve ondan bir sonuç bekliyoruz. Şimdi ben buradan arkadaşlar basit bir örnek yaptım. Anlamanız için diye tabii ki. Burada list box çizdim. Bu list box'a random olarak bazı değerler atadım. Bu değerler kümesi ortada gördüğünüz kümedeki sıfırdan farklı sayılardan bir rakam hangi rakama karşılık geldiğini anlamasını istedim. Gerçekten de başarılı bir sonuç aldığımı düşünüyorum. Gördüğünüz gibi buradaki sıfırdan farklı rakamların hangi rakama denk geldiğini burada görüyorsunuz. Hemen tabii ki öncelikle bazı datalarla bunu eğittim. Bu eğitimin sonucunda şu anda buradan rastgele gelen sıfırdan farklı sayılardan hangi harfe rakama karşılık geldiğini anlayabiliyor. Gördüğünüz gibi bu basit bir yapay zeka örneğini size Excel veba ile hazırladım. Tanıtımını yaptım. İnşallah ileride hemen söz vermiyorum. Elimde bazı projeler, işler var arkadaşlar. Bunların bitmesini, boş zamanıma da denk gelmesini bekliyorum doğrusu. İleride size yapay zeka ile ilgili bir eğitim serisini
vermeyi düşünüyorum. İnşallah internette görebileceğiniz en sade, en anlaşılır şekilde anlatmaya çalışacağım sizlere. Bu konuyla ilgili bu videonun altına, bu dersin altına yorumlarınızı da bekliyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Kod yazmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Herkes elinden geleni yapmaya çalışsın. Damlaya damlaya göl olur. Bu lafı da, bu atasözümüzü de unutmayalım. Hepinize sağlıklı günler, geceler diliyorum. Görüşmek dileğiyle.